Sen kimsin? Atanmış. Bahsettiklerinin hepsi analarının ak sütü gibi helal aldıkları yüksek oylarla seçilmişler. İzmirliler onu seçmiş. Sen Tayyip Erdoğan'ın atanmışısın. Sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı zurnanın en aşağıdaki deliğisin. Daha da İzmir'in iradesine bu lafı söyleme. İzmirliler senin alnını karıştıracak zaten. Cesaretin varsa İzmir'de bir seçime gir. Gel. Binali Bey çok biliyordu Binali Bey. Atanmışların en büyüğü. Çok biliyordu. Binali başbakanlığa biner. İnali iner. Binali meclis başkanlığına biner. İnali iner. Bine yine makam kalmadı altında. Şimdi Siirt'te orada burada saçma sapan dolanıyor. Hadi bakalım gel çık İzmir'de. Büyükşehir'e mi aday olursun? İlçeye mi aday olursun? Hodri meydan seç. Mahalleden muhtar adayı ol. Karşına çıkacak aday senin alnının karşını alacak. Sen İzmir'de muhtar olamazsın Murat Kurum. Muhtar olamazsın. Hadsiz atanmış. Diğer önemli gündemlere gelmeden İzmir'le ilgili küçük bir gündemimiz var. Bu kurum çıkmış geçen gün demiş ki şu an maalesef İzmir beceriksiz, liyakatsiz ve bu noktada algı oluşarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Hadsiz. Hadsiz. İzmir'de nerede yönetimdeyiz biz? Büyükşehir'de yönetimdeyiz. Nerede? İlçe belediyelerimizde. En aşağısında %60, %70, %78, %80 oy aldığımız ilçeleri yönetiyoruz. İzmir'in seçmeninin her 10 kişiden 6'sı, 5 kişiden 3'ü İzmir'i sen yönet demiş. 10 seçmenden 8'i belediyemi sen yönet demiş ilçemi. Sen işgal altında diyorsun. %22 oyla iktidara gelmiş. %22 oyla İstanbul Büyükşehir'i yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan. %22. O zaman işgal denmemiş de %80 oya. Nerede kaldı milli irade? Kendinize verilince baş tacı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilince hava aşağı. Seçmenlerimiz görsün bu Murat Kurum böyle bir adam. Demokrasi oy kendilerine verilirse demokrasi, öbür türlü hadsiz bir şekilde İzmirli seçmenin tercihini aşağılıyor. Sen kimsin? Atanmış. Bahsettiklerinin hepsi analarının ak sütü gibi helal aldıkları yüksek oylarla seçilmişler. İzmirliler onu seçmiş. Sen Tayyip Erdoğan'ın atanmışısın. Sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı zurnanın en aşağıdaki deliğisin. Daha da İzmir'in iradesine bu lafı söyleme. İzmirliler senin alnını karıştıracak zaten. Cesaretin varsa İzmir'de bir seçime gir. Gel. Binali Bey çok biliyordu Binali Bey. Atanmışların en büyüğü. Çok biliyordu. Binali başbakanlığa biner. İnali iner. Binali meclis başkanlığına biner. İnali iner. Bine yine makam kalmadı altında. Şimdi Siirt'te orada burada saçma sapan dolanıyor. Hadi bakalım gel. Çık İzmir'de. Büyükşehir'e mi aday olursun? İlçeye mi aday olursun? Hodri meydan. Seç. Mahalleden muhtar adayı ol. Karşına çıkacak aday senin alnının karşını alacak. Sen İzmir'de muhtar olamazsın Murat Kurum. Muhtar olamazsın. Hadsiz atanmış. Ağzına dolamıştı İzmir metrosu. Efendim bütün yaptıkları ihalelerde teklifi veren ikinci firmaya verilebilir gerekçeler bilmem neler. Ağzına dolamıştın. Aha bak ne olmuş. Nurol İnşaat. Dilekçe vermiş. Senin gazınla başvurdular ya mahkemeye bak. Dava konusu iddia ve taleplerimizden vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin talep ve haklarımız da dahil olmak üzere kayıtsız şartsız feragat ediyoruz. İş bu sebepten davaların tümünden feragat ederiz. Ne bu? Buca metrosu. Sen durduracaktın ya. Tunç Soyer metro yaparsa bu seni çıldırtıyor çünkü senin için Bucalı'nın kolay ulaşım yapması değil. Senin için CHP'nin zor durumda kalması önemli. Metronun önündeki yasal engeller kalktı. Tunç Soyer zaten açıkladı. Dediğinde 20 günde 15 gün kaldı. İlk kazıkları çakıyoruz. Geceleyin rüyanda hisset inşallah o kazıkları Murat Kurum öyle. Beynine beynine çakıyoruz. Dakadanak, dakadanak, dakadanak. O kazıklar rüyana girsin senin. Biz bu metroyu yapacağız. Sana rağmen yapacağız. Saraya rağmen yapacağız. İzmir'deki bir diğer sıkıntı, onu da diyelim sonra Fuat Öktay'a ve diğer iki konuya geçip tamamlayacağız. Barolar Birliği
avukatlar spor oyunları yapıyor. İzmir'de yapılıyor. İzmir Barosu'nun gayretleriyle İzmir'e alınmış. Türkiye'den çok sayıda avukat İzmir'e gelecek. Usulüne uygun başvurmuşlar. 31 Ağustos'ta da başvurularından 20 gün sonra olur diye cevap almışlar. Uçak biletleri alınmış, otel rezervasyonları yapılmış, salonlar, sahalar tutulmuş, servisler kiralanmış, her şey olmuş. Tam 8 Eylül'de başlayacak, telefon açıyorlar ve diyorlar ki valilik bunları iptal etti. Bugüne kadar Türkiye'de 18 festival iptal edildi. Festival ve konser, büyük konser iptal edildi. En sonuncusu da bu. Gerekçe de yok. Ama tabii bu İzmir gibi bir şehri ve Barolar Birliği'ni, savunma mesleğinin meslek örgütünü cezalandıracaklar. Çünkü onlarla aynı görüşte değiller ya. İzmir'i de cezalandırıyorlar. Maliyet Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği diyor ki 350 milyon TL maliyeti var bu işin bize. İzmir'e 350 milyon TL zarar. Hadi bir şey yapmıyorsunuz, hizmet etmiyorsunuz, bari gölge etmeyin. Önce izin verip sonra bunu iptal etmişler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu doğrudan husumet. Bu doğrudan yargının en önemli bileşeni savunma makamına ve onun özgür iradesiyle seçtiği meslek örgütüne hakarettir. Bunun, bu yapılan işin izahı yok. Şimdi Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı dün Binali Yıldırım Sinop'ta zırvalamıştı. Ona gerekli tepkiyi göstermiştik. Bugün Fuat Oktay Sivas'ta konuşmuş. Çıkmış diyor ki muhalefet PKK ile FETÖ'nün arka bahçesine masa kurdu, topluma fitne servis ediyor. Bir hadsiz atanmışlık örneği de burada. Bu kıymetli kardeşimiz meclise gelir, atanmış ya, seçim bilmez, seçilmişe saygı bilmez, paldır küldür salona girer. Bu kardeşiniz usul yönünden itiraz eder. Henüz bunun salona girmesine meclisimiz kabul oyu vermedi. Sorulacak, bu atanmış salona girsin mi, konuşma yapacak diye. Bunu salondan çıkarırlar, bu gider ağlar. Meclis başkanı beni salondan çıkardı, Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı yardımcıma bilmem ne. Bu böyle şuursuz atanmışın tekidir. Yine bir başka yerde kürsüde konuşurken sataşırlar. Bir saçmalık yapar. Meclis başkanı burayı in oradan der, kürsüde iner. İşini görür tekrar bin der, ağırına gider, gider yine reisini ağlar. Bu hadsiz atanmış tutmuş şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve birlikte millet masasında oturduğumuz beş değerli lidere akıl almaz laflar söylüyor. Fuat Oktay, bu lafları derhal geri alacaksın. O bütçe konuşmasında, o salona geldiğinde geçen seferden beter olursun. O bütçe sunumunda o sunumu sana yaptırmazlar. Yalanın, iftiranın, hakaretin bir dozu var. Sen ki FETÖ'ye ne istediyse verdik diyen, ne istediğinizde vermedik diyen adamın atadığısın. Sen ki 15 Temmuz'da meclisi bombalayan uçakları FETÖ'nün altına veren siyasetin atadığısın. Sen milleti ezen tankların mazotunu 12 Eylül 2010'da FETÖ ile birlikte dolduransın. Senin siyasetin bu ülkenin başına FETÖ'yü bela eden ve senin siyasetin sırf İstanbul seçimini kazanmak için İmralı'daki terör örgütü başından mektup okutan, senin siyasetin TRT'nin kamerasını 33 askerimizin kanı elinde olan Osman Öcalan'ın ayağına yollayan siyasettir. Bunları duymak istemiyorsan haddini aşmayacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve millet masasına bu lafları söyleyebilmek senin ne hakkındır ne haddindir, seni bundan men ederiz. Bir atanmış olarak haddinizi bileceksiniz, ona göre davranacaksınız. Kamu personeli seçme sınavı 18 Eylül pazar günü yapılacak arkadaşlar. 18 Eylül pazar günü yapılacak sınav, biliyorsunuz 20 tane sorusu
bir dershanenin kitapçığından çıkan sınav. Bu ilk rezalet değil. Geçmişte FETÖ döneminde soruların çalındığı, cemaate servis edildiği ve şu anda belki örneğin kendi mesleğini yapamadığı için başka işler yapan on binlerin, yüz binlerin hakkının yendiği AKP döneminin son rezaleti sınav konusunda. 20 yıl boyunca saçmaladılar, en son üstüne mum diktiler KPSS sınavıyla. İnsanlar yazın ortasına kadar gece gündüz çalıştılar, sınava girdiler, sınav iptal oldu. Sınavı iyi geçip hakkı olanlar bu pazar aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlamayacağını bilmeden stres içindeler. Analar, babalar günlerce çocuklarının uykusuz kaldığını, yemekten içmekten kesildiğini, demoralize olduğunu ve bu sınavın tekrarının büyük haksızlık olduğunu ama tekrarlanmasa haksızlığın daniskasının olduğunu söylüyorlar. Ve o soruların sızdırılması ya da önceden bilinen sorunun sorulması aşamasıyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nun faaliyete geçirdi. Devlet Denetleme Kurulu savcılığı göreve çağırdı. Ayrıca ÖSYM Başkanı görevinden alındı. Bunların hepsi o iki günde oldu. O günden bugüne ne oldu? Sonuç, kimseyi görmedik savcılıkta. Bir kelime açıklama yok. Bu soruları ÖSYM Başkanı kendisinin girmesi yasak olan matbaada kendi mi basmış? Bu soruları kim seçmiş? Kim karar vermiş? Kim onay vermiş? Kim sızdırmış? Kim kaçırmış? Hiçbir şey yok. Ruslar Pekcan dezenfektandan yolsuzluk yapar, istifa etti, konu kapandı. Sarayda rüşvet karşılığı, saraydan randevu ayarlar danışman geçen hafta görevden aldık, sorun yok, gitti, kapandı. Efendim SPK Başkanı canını okur şirketlerin borsa yatırımcısının, istifa etti, konu kapandı. Beşi Büyükşehir 7 belediye başkanı ya yolsuzluk ya FETÖ deyip istifaya zorlanır, istifa ettiler, konu kapandı. Nasıl kapanır ya? Bu sahra altı cumhuriyet mi bu? Afrika'daki sahra altı devlet mi burası? Okyanustaki muz cumhuriyeti mi burası? Bir suç varsa suçluyu çıkaracaksın, cezasını çekecek. Ama biliyor ki sorgulandıkça, ipin ucunu çektikçe söküp gidecek, gidecek, en tepelere kadar gidecek. Nereye kadar geleceğini bildiği için istifa etti, konu kapandı. Bu konu kapanmaz. Bu konu böyle kaldıkça mahşere kadar kapanmaz. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Pazar günü sınava girecek. Bütün mağdur öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Ümit ederiz en az adaletsiz sonuç ortaya çıkar. Çünkü bir adaletsizlik olacağı kesin. O sınavla bu sınav bir olmayacak. Birilerinin hakkı yenecek. Ama o hakkı yenenlerin hepsi bilsin ki ailelerinin bunun bir tek sorumlusu var. Dengesiz, denetimsiz, her şeyi ben bilirim diyen tek adam rejimi. Bu iktidar değişmeden bu haksızlıklar bitmeyecek arkadaşlar. Benim gündeme dair değerlendireceklerim bu kadar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.